bugün çoğunlukla geçen günlerde yaptığımız işlerin toparlayıp daha proje için de rahat kullanabileceğimiz bir şekline dönüştüreceğiz. Sensörlerden aldığımız verileri birazcık üzerinde oynayacağız, filtreleyeceğiz. Elimizdeki motorları daha iyi kullanmak açısından bir class yazacağız. Python class'ı. Bluetooth'la haberleşme için, ondan rahat veri alabilmem için, okuyabilmem için bir fonksiyon yazacağız. Ve sonrasında bunları birleştirip bir de bir PID kontrolcüsü yazacağız. Ve en sonunda bunları birleştirip dediğim gibi robotun kendisini dengede tutmaya, kumandasıyla hareket ettirmeye, kontrol etmeye çalışacağız. Geçen yayında hangi app'i kullandığımı göstermiştim ama ismini söylemiştim. Onu göstereyim. Sanırım internetten de bulabilirim şuradan hemen. Ve bu app sadece Arduino içerisinde kullanılmak için uygun. Çünkü iPhone cihazları bizim kullandığımız HC06, HC05 gibi Bluetooth modüllerine bağlayamıyoruz. Android telefonlara bağlanabiliyor sadece. Bunun için de Google Play'den indirebileceğiniz Bluetooth RC Car, Andi.co'nun yayınladığı Bluetooth RC Car app'ini kullanıyorum ben. Benim Bluetooth modülümle iletişime geçip bir takım verileri, hangi tuşu basıyor o anda, işte kontrol seçeneklerini, arayüzünü aldığım, kullandığım benim. Bu Bluetooth RC Car app'i. Gördüğünüz gibi. Bunu kullanacağım videonun ilerleyen kısımlarında. Tabii bu kullandığım app'in aslında çok da bir önemi yok. Sadece bu kullandığınız app'in size hangi tuşu bastığında ne veri gönderdiğiyle bir alakası var. Çünkü benim gördüğüm, araştırdığım kadarıyla bu app zaten halihazırda gönderdiğiniz, bastığınız tuşların hangi verileri göndermesini istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buna göre siz de farklı bir app kullanmak istersiniz belki. O app'in hangi tuşlara bastığı zaman hangi komutlar gönderdiğine göre siz de kodunuzu ona göre düzenleyebilirsiniz. Ya da gönderilen verileri benim koduma göre de düzenleyebilirsiniz nasıl isterseniz. Şimdi robotumu tekrardan bilgisayarıma taktım programlamak için. Masamın üstüne koyuyorum. Şimdilik yapmak istediğim şey şu. Buradan Tony ile de bağlanalım. Dosyalarına bakalım. En son yaptığım şeyler burada. Şimdi biz en son motorlarımızı çalıştırmıştık, denemiştik nasıl çalıştığını. Ondan öncesinde Bluetooth'un nasıl çalıştığına baktık, veriyi okuduk. Ondan öncesinde de MPU 9250 kartından nasıl çalıştığına baktık. Onlardan veri okuduk. Benim başta yapmak istediğim şey şu. Basitten ilerleyelim. Başta Bluetooth'tan aldığımız verileri bir dekod edelim ve daha kod içerisinde anlamlı bir şekilde yürütebileceğimiz, hareket ettirebileceğimiz robotu bir şeye dönüştürelim. Mesela şimdi ilk olarak gereksiz bazı şeyleri silebilirim. Önceki bölümde yazdığımız şunu yapıyorum. Bluetooth modülünü okuyup ekrana yazacağım şu anda. Yapmak istediğim şey bu. Hiç de bir şey okumuyorum Bluetooth modülünden çünkü benim Bluetooth modülüm hiçbir şeye bağlı değil. Şu an bağlandım bu. Bakalım. Aynen. Bir yeri alıyorum. Telefon app'ine Bluetooth'a bağladım. Olma. Bastıkça da saniyede bir kez veri alıyorum. Şimdi buradaki app'in üzerinde şöyle bir ayar var. Ben bunu ayarlamıştım. Eğer buradan ayarlara girersek ve buradan da sanırım settings'e basarsak bunun içerisinde bir tane stream frequency diye bir ayar var burada. Continuous stream seçeneğini seçersem eğer ekranda da göreceksiniz şimdi. Bu her 0.50 milisaniyede bir sanırım. Ben o anda neye basıyorsam sürekli bana onu gönderiyor. Basmadığım zaman S'ye gönderiyor. Basılı tuttuğum süre boyunca da o basılı tuttuğum şeyi gönderiyor. Tamam mı? Da o anda bastığım şey neyse bana bir süreliğine onu gönderiyor. Ben bunu da kullanabilirim. Ama şeyi de kullanabilirim. Continuous yerine on change ya da on touch seçeneğine tıklayıp ben basılı tuttuğum süre boyunca ve sürekli göndermesi yerine ben bastığım zaman ya da elimdeki baskıyı çektiğim zaman veri göndermesini de seçebilirim. Niye bunu seçiyorum? Aslında bu birazcık artık kodu nasıl yazmak istediğinizle alakalı. Ama ben
kodu biraz daha optimize tutmak istiyorum. Şimdi sürekli bitstream'i alıp, Bluetooth'tan veri akışı alıp, sonra bunları sürekli okumak, bilmiyorum ne kadar fazla bir loop içerisinde zaman harcatıyordur. Ama ne olursa olsun yazılımın çalışacağı ana loop'un, bütün sensör okumalarını ve motoru kontrol edecek loop'un aşırı hızlı ve responsive olmasını istiyorum. Aldığı bir takım ani tepkilere hızlı tepki verebilmesini istiyorum. O yüzden bu tarz şeylerden kaçınmak için bunu yapıyorum. Sadece ben bir şeylere bastığımda bu fonksiyon çalışsın gibisinden. O yüzden şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi ben burada bir takım veriler alabiliyorum. Ama eğer çok hızlı basarsam ben buradaki butonlara, bazen bu verileri şöyle birazcık loop süresini yavaşlatayım. Eğer çok hızlı basarsam, yani o iki okuma arasındaki bütün bastığım verileri tek parça halinde gönderiyor. İlk önce ben bunu bir bölmek istiyorum. Bunu da daha öncesinde yapmıştık. Received data diye bir değişken oluşturayım. Bluetooth nokta read diyeyim buna. Şimdi bunu read 1 yaparak da çözebilirim. Ama read 1 yaparsam her seferinde bir tane veri okuyacak. Ben o aralıkta okuduğu bütün verileri bana teker teker vermesini bir şekilde istiyorum. Ve sonrasında for i falan diyeyim in re data. Tab bunu string'e çevireceğim. Sonra en başındaki 2'den ve sonundaki en başındaki b ve tırnak işaretinden sonundaki tırnak işaretinden kurtuluyorum bu şekilde. Sonra da bunu alıp for döngüsüne tıkıyorum ve bunu print ediyorum şimdi ekrana. Böyle yaptığım zaman ne kadar hızlı basarsam basayım, onların hepsini tekrar tekrar yazacak ekrana. Şimdi tabii ki ekranda tekrar tekrar yazması önemli değil. Benim bunları işlemem önemli. Bunu da şöyle yapacağım. Ben bir tane değişken oluşturmak istiyorum. Movement direction diye. Bu da bir liste olsun. Movement direction'ın yapmasını istediğim şey şu. Robot nereye doğru gitmek istiyor? Eğer önüne doğru gitmek istiyorsa, öne doğru gidiyorsa o anda robot x ekseni, birinci elemanı 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak. Ne kadar artarsa o kadar hızlı gidiyor olacak. Geri gitmek istiyorsa eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye ne kadar hızlı geri gidecekse o kadar düşük olacak sayısı. Sağa gitmek istiyorsa 1, 2, 3, 4 diye sağ x ekseni artacak. Sola gitmek istiyorsa da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye ikinci eleman artacak. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Ve buradaki verileri de benim burada bastığım tuşlara göre belirlemesini istiyorum. Öne bastığım zaman, basabiliyor muyum ki ya? Öne bastığım zaman x1 olsun, arkaya bastığım zaman eksi 1 olsun, sağa bastığım zaman işte y1 olsun, sola bastığım zaman y eksi 1 olsun, sol yukarı bastığım zaman başka bir şey, sağ alta bastığım zaman bir şey falan filan, bu şekilde neye basıyorsam o anda o olsun istiyorum. Bunun için de bir fonksiyon yazacağım. Def get bl on controls diye. Bunun yapmasını istediğim şey de, ben her bu get bl controls fonksiyonu çalıştırdığımda movement direction değişkenin içerisine bunları yazayım. Ben bir de arkaya müzik açmaya karar verdim. Böyle bir fonksiyon yazdık. Bu fonksiyonu buraya ekledik. Bu fonksiyonu burada çalıştıracağız. İstediğimiz zaman buradan movement direction değişkenini, içeriğini değiştireceğiz. Neye göre? Yönüne göre. O zaman şuna bakalım. Ben neye bastığım zaman ne geri dönüş oluyorum? Şimdi sol üste doğru gittiğim zaman G alıyorum. Değil mi? Şuraya not alayım. G. Öne gittiğim zaman forward. Belli ki. Sağa gittiğim zaman sağ öne. I. Sola gittiğim zaman sadece L. Tabii ki. Hiçbir yere gitmediğim zaman S. Sağa gittiğim zaman R. Sol arka H. Geri gittiğimde back. Geri sağa J. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Aklıma şu geliyor. Şimdi X on command XCMD diyeceğim buna. G, B, I. Bu sırayla yazacağım bunları. Bir de virgül ekleyeceğim tabii. Yapmak istediğim şey şu. Gelen komuda bakacağım. Ve gelen komodun XCMD'nin içerisindeki listede indeksi kaç? İndeksi ne? Öne bastığım zaman 1. Sola bastığım zaman 3. Sağa bastığım zaman 5.
İleri sağ bastığım zaman. 2, ileri sağ bastığım zaman bu. Şimdi ben burada şunu anlayacağım. Eğer ben buradaki XCMD'yi 3'e bölersem ve 3'ten çıkartırsam, öne bastığımda 2 alıyorum, geri bastığımda 0. 1'den çıkartalım ya. İleri bastığımda 1 rakamını alıyorum şu anda. Bıraktığımda 0. Geri bastığımda -1 rakamını alıyorum. Bıraktığımda 0. Sola veya sağa bastığımda da 0 rakamını alıyorum. Ama öne sağa bastığımda veya öne sola bastığımda yine 1 alıyorum. Neden? Çünkü öne gideceğim. Geri bastığımda geri sağa veya geri sol her türlü -1 alıyorum. Şuradan da göstereyim. İleri, ileri sol, ileri sağ. Hop, program kapandı. Çünkü ne oldu ya? Başka bir şey oldu. Dur bekle. Sen tekrar çalış. Bu kopunca muhtemelen ben koptum diye sinyal gönderdi Bluetooth'a, o yüzden hata verdi. İleri, ileri sol, ileri sağ, boşluk sol, boşluk sağ, geri sol, geri sağ. Hop, ben bundan çıkıyorum yanlışlıkla. O zaman önce programda çöküyor. Onu da ayarlayalım. O zaman şöyle diyelim basitçe. Eğer if d artı görürsen r datanın ilk iki satırında, o zaman girme. Ya da görmezsen bunun içine gir. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Böyle olursa return 00. Ya da şöyle diyelim. MD kendisini geri gönder. Tamam. Disconnect olayım şimdi. Bakalım. Bir hata vermedi. Güzel. Tamam. Tekrar bağlanalım. Tamam. Artık ileri verdiğimizde ileri, geri verdiğimizde geri. Aynı şeyi şimdi y için yapacağız. Bakalım neyi yazalım biliyor musun ekrana? Print move dir. Non 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 yazıyor şu anda. Çünkü hiçbir şey return etmiyoruz. Return md. Öne bastığım zaman ileri, arkaya bastığım zaman geri. Sola bastığımda artı yazıyor, onu düzeltelim. Bakalım. Sola bastığımda eksi, sağa bastığımda right. Heh. Sağa bastığımda 1, sola bastığımda 2, ileri bastığımda 1, geri bastığımda -1, ileri sol -1, ileri sağ 1, geri sol, geri sağ. Hepsi çalışıyor, güzel. Tamam. Şurada not alayım. Tamamdır. Devam edelim. Bu bitti.